Herkese merhaba. Kızaksa Matematik kanalındasınız. 5. sınıf kitabımızın 136. sayfasındaki alıştırmaları bugün birlikte çözeceğiz. Hem konuyu kısaca tekrar edeceğim hem de ödeviniz varsa onu yapmış olacaksınız. Başlamadan önce hemen aşağı inip videoya beğeni atıyorsunuz ve sizin gibi aynı sınıfta olan arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşıyorsunuz. Onlar da hem ödevlerini yapmış olacaklar hem de konuyu bir daha tekrar etmiş olacaklar. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. 8 bölü 5 kesirinin ondalık gösterimle ifade edilip edilemeyeceği nedeniyle açıklayınız. Bu kesirin ondalık gösterimini yazınız ve okuyunuz diyor. Bakın bir kesiri ondalığa çevirmenin tek bir kuralı vardı. Paydası yani alt tarafı ne olacaktı? 10, 100 ya da 1000 olacaktı. O zaman biz de 8 bölü 5 kesirimizi alacağız ve paydasını 10, 100, 1000 yapmaya çalışacağız. Paydamız 5 olduğu için ben bunu 2 ile çarparak 10 yapabilirim. Hiç uzaklaşmaya gerek yok. 2 kere 8, 16. 2 kere 5, 10. Bunu yaptıktan sonra ondalığa çevirmeyi çok basit. 16 bölü 10 ya. İstersen bunu tam sayıya çevirebilirsin. 16 bölü 10 tam sayılı hali nedir? 1 tam 6 bölü 10'dur. Bunu da ondalığa çevirirsen tam kısmı buradaki 1 tamdır. 1,6 olarak yazabilirsin. Okumak istersen bak 1 tam 10'da 6, 1 tam virgülden bir basamak var. Sonra bir basamak var. 10'da 6. Bir tam. Hepsini böyle uzun uzun yazmayacağım. Bir tam. 10'da 6 diyoruz. Anlaşıldı. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Renk değiştireyim. Cevaplarımızı bu şekilde yapalım. 1 bölü 2 kesirinin ondalık gösterimle ifade edileceğini nedeniyle açıklayın diyor. Az önceki mevzunun aynısı. Paydası 10, 100, 1000 yapmaya çalışacağız. 1 bölü 2 kesirimiz. O zaman payda ne yapacağım? 5 ile çarpacağım ve 10 olacak. 5 kere 1, 5, 5 kere 2, 10. Bakın 5 bölü 10'u elde ettiğimize göre artık yazabilirim. 10'da 5. Tam kısmı var mı? Yok. 0 tam 10'da 5 olarak yazıyoruz. Anlaşıldı. Üçüncü sorumuz. 1 bölü 20 kesirini yazın diyor. Yine 1 bölü 20 kesirini alıyorum. Paydayı 10 yapabilir miyim? 20 olduğu için yapamıyorum. 100, 100 yapabilirim. Bunu 5 ile genişletirseniz 100 olur. Çarpalım. 5 kere 1, 5. 5 kere 20, 100. 5 bölü 100 oldu. Tam kısmı olmadığı için sıfır tamı koyuyorsunuz. %5. Bak bu sefer 100 olduğu için virgülden sonra 2 basamak yapacaksınız. 0,5 yapacaksınız. Bakın bunu bir daha göstereyim size. Kafanız karışmasın. 0 tam 10'da yüzde. Bak 2 basamak olduğu için yüzde. Burası da yüzdeydi. Şimdi 4. sorumuza gelelim. Burada bir sürü sayı var. Hepsini ondalığa çevireceğiz. Ya genişleteceğiz ya sadeleştireceğiz. Bakın 5 bölü 4. 4'ü ne yapacağız? 10 yapamayız. O zaman 100 yapacağız. Bunu 25 ile çarpabiliriz. 25 kere 5, 125. 25 kere 4, 100'dür. Bunu da çevirirsek %125 olmayacağına göre 1 tam 25 olarak yazıyoruz. İkinci soru. 25 olduğu için ben bunu yine 100 yapacağım. 4 ile çarpıyorum. 4 kere 3, 12. 4 kere 25, 100. 0 tam yazacağız. Çünkü tam kısmı yok. 0 tam %12 dediği için 0,12 olarak yazıyoruz. Burası eşittir. 0,12. Burada 50. Bunu 2 ile çarpacağım. Bakın bunu sadeleştirme de yapabilirsiniz. Her zaman genişletmek zorunda değilsiniz bu arada. Hatta isterseniz bunu genişleterek değil de sadeleştirerek yapalım. Şöyle başa alayım. Kalemimizi alalım. Bakın ben bunu 5'e bölüyorum. Bunu da 5'e bölüyorum. 5'e bölersem 7. 5'e bölersem 50'yi 5'e böl. 10. Bak 7 bölü 10 çıktı. O da nedir? 0,7 demektir. 3 bölü 250. Ben bunu 4 ile çarparak 1000 yapacağım. 4 kere 3, 12. 4 kere 250, 1000 yapar. Tam kısmı yok, 0 tam. 1000 de 12. Yani virgülden sonra 3 basamak olacağı için 0,12 olarak yazıyoruz. Son sorumuz 7042. Ben bu 7000 olarak bırakmayacağım. Ne yapacağım? Her ikisini 7'ye böleceğim. Daha kolay olacak. 42'yi 7'ye böl, 6. 7000'i 7'ye böl, 1000. 6 bölü 1000 elde ettik ya. Şimdi bunu da çevireceğim. Tam kısmı yok. 0 tam. 1000'de 6. 1000 deyince ne oluyor? 3 basamak. 0, 0, 6 olarak yazıyoruz. Hemen cevaplarımızı hızlıca daire içine alayım. Daha iyi göresiniz. Burası 0,06. 0,012. 0,7. 0,12. Bu da 1,25. Burası 0,05. 0,5. Bu da 1,6 olacaktı. Evet cevaplarımızın ilk 4 sorumuz cevapları bu şekildeydi. Aşağı ineceğim. Bunlar silinecek sevgili gençler. Ondan dolayı not aldıysanız geçiyorum.
Evet, kalan sorularımızı da burada çözeceğiz, bitireceğiz sevgili gençler. Hepsini iki ekranda bitirmiş olalım. Beşinci sorumuz, aşağıda verilen tam sayılı kesirleri sadeleştirip genişleterek ondalığa çeviriyor. Bak, burada 9 yazıyor ya, bu 9 tam 1 bölü 2 olarak algılayabilirsin. Yani ondalık kesirimizin ön kısmı 9. Ya da şöyle, bu 1 bölü 2'ye ben bunu 5 ile genişletirim. Yeni hali ne olacak? 9 tam, 9'a karışmıyorsunuz. 5 kere 1, 5, 5 kere 2, 10. Bak, 9 tam 5 bölü 10 oldu ya, artık yazabilirim. 9 tam 10'da 5, yani sadece 5 yazma yeterli. 9,5 cevabımız oluyor. 5 tam, bu 4'ü 10 yapamam, 100 yapacağım, yani 25 ile çarpıyorum. 25 kere 1, 25, yeni haliyle yazalım. 5 tam, 25 kere 1, 25, 25 kere 4, 100. 5 tam 25 bölü 100 oldu. Bunu da çevirirsek, sıfırdan, virgülden önceki kısmı 5, 5 tam %25, yani 5,25 oluyor. Bir sonraki, 7 tam 1 bölü 5, ben bunu 2 ile çarparak bu 1 bölü 5'i 10 yapıyorum. Bak, unutmayın, tam kısma karışmıyorsunuz. 7'yi yazdım. 2 kere 1, 2, 2 kere 5, 10. 7 tam 10'da 2, yani 7 tam 10'da 2 yapıyoruz. 1 tam 8 bölü 20. Bu 20'yi ne yapacağız? 5 ile çarpıp 100 yapacağız. İsterseniz bunu sadeleştirme yöntemiyle de yapabiliriz. Bunu böyle yapalım isterseniz daha iyi olur. Yine aynı şekilde yazıyorum. 1 tama karışmıyorum. 1 tam duruyor ya. Her ikisini de 2'ye bölüyorum. 8'i 2'ye böl 4. 20'yi 2'ye böl 10. Yazarsam 1 tam 10'da 4. Yani virgülden sonra sadece 4 yazıyoruz. Son sorumuz 3 tam 45 bölü 500. Yine sadeleştirme yapacağız. Kime böleceğim? 500'ü 100 yapmak için 5'e böleceğim. Yeni halini yazalım. 3 tama karışmıyorum. 45'te 5, 9 kere var. 500'de 5, 100 yapar. Sayımız 3 tam 9 bölü 100 oldu. O da 3,09 yapıyor. 6. sorumuza geldik. Aşağıda verilen şekillerdeki boyalı bölgelere karşılık gelen kesirleri, bunların ondalık gösterimlerini yapın diyor. Hemen başlayalım. Ne var? Bak, bir tane tam var. Bir de 4'e bölüp 1'ini almış. Yani bu nedir? 1 tam 1 bölü 4. Ondalık gösterimi ne olacak? Biz bu 1 bölü 4'ü genişleteceğiz. Kaçla? Zaten yapmıştık. Bak, 5 tam 1 bölü 4'teki gibi. Genişletirsem 1 tam 25 bölü 100 olur. Bunu da ondalığa çevirsem 1,25 olur. Ondalık gösterimin okunuşu ne olacak? 1 tam yüzde, uzatmayalım, yazıyla yazıyorum, rakamla yazıyorum, 25. Siz yazıyla yazarsınız. %25. Buraya gelelim. 1 tam, 2 tam, 2 tam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmüş, 1'ini almış, yani 1 bölü 8. 1 bölü 8'i burada biraz zorlanacaksınız, yapamamış olabilirsiniz. 10 yapamıyoruz. 100 de yapamıyoruz. Bunu 1000 yapmamız gerekiyor. Yani 125 ile çarpıyoruz sevgili gençler. Yeni halini yazıyorum. 2 tam 125 bölü 1000 yapıyor. Bunu da kesir olarak, ondalık kesir olarak yazarsak ondalık gösterimi 2,125 oluyor. Okunuşu da 2 tam 1000'de, uzatmayacağım, siz onu yazıyla yazarsınız, 125 diyoruz. Evet, 5 ve 6. soruların cevapları da bunlar sevgili gençler. Umarım video faydalı olmuştur. Hem ödevinizi yapmış hem de konuyu bir daha hatırlamış oldunuz. Ne yapıyoruz? Videoya beğeni atıyoruz, arkadaşlarımızla paylaşıyoruz ve video hakkındaki görüşlerinizi, konu isteklerinizi, fikirlerinizi yorum kısmına yazıyorsunuz. En önemli kısmı videoyu arkadaşlarınızla paylaşmanız. Anlaştık? Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.